başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, gül kırış amatası kanaylı. Komiserim acanım, karakolu açalım, romana da zaptra kolay mı? Yani bizden sonra birbirinin aşık olanları bile evlendiler. Biz hala bekar gideriz be. Doğru be. Muharrem'le Menekşe evlendi. Selim'le Fatoş da evlendi. Bir tek kala kala biz kaldık. Ya sorma sahibi olmazsa biz ne zaman evleneceğiz be Şahane? Aman be Ferah. Sanki ben istemeyen mi evlendi? Anamı kıramam işte. Gönül koysun istemeyen. Senin anan hiçbir zaman gönlünü rahatsız vermeyecek ki seni bana. Bu da demektir ki biz hiçbir zaman evlenemeyeceğiz. Aman be Ferah. Tadımızı kaçırmayalım şimdi. Bak gel şurada bir çay içelim. Başka şeylerden konuşalım. Hadi. Geçtiriyorsun değil mi yine mevzu? Peki öyle olsun. Hadi gidelim bakalım. Aa şuraya oturalım mı? Hadi. Aa, bakın kim gelmiş lan. Yanlışım varsa düzeltin ama bunlar Cennet Mahallesi'nin düzgün bekarları Ferhat'la Sultan değil mi ya? Takya ettileri. Adam olduğunda bizimle dalga mı geçiyorsun? Aman be Ferhat, uyma sen onlara. Gel şöyle oturalım biz. Oturun, oturun. Garson, patlat bize oradan iki ikramiyeli gazoz. Girerken tabelayı okumadınız mı kardeşim? Aile çay bahçesi yazar. Siz aile misiniz? Yo. Ne işiniz var o zaman aile çay bahçesinde? Yaşa bir Selim. İyi oturttun lafı vallahi. Evde kalmış kızlar bahçesi diye bir yazım var yok sanmış halde. Hayır merak ettim. Sultan onu mu görüp gelmişti? Yapıştırdınız. Aa, yeter ama şakanın da bir sınırı var ya. Tadımızı kaçırmayalım. Kızma hemen be Ferhat. Sevdiğimizden takılırız size be. Görüyorsun değil mi Şahane? Evlenemedik diye mezun olduk şunlara. Doğru dersin be Ferhat. Bu böyle olmayacak. Kesin evlenmemiz lazım. Anam gönül koyar derdi. Aman, anamı gönül koymadığı bir şey mi var be? Ne derse desin. Evlenelim de kurtulalım artık be. Allah, yaşa be Şahanem. Hop hop, aile var kardeşim. Ne? Size ne? Garson, ikramiye gazozlar. Kızana. Söyle canım. Kızana, ben bir karar aldım. Öyle midir? Ne güzeldir. Ne karar aldın canım? Ferhat'la evlenme kararı aldım. Ne dedi? Ferhat'la evlenme kararı mı dedin? Şaka yaparsın. Kız Beysar'a kaç defa böyle şakalardan hiç hoşlanmıyorum demedi bir kız. Kızana, ben de bilirim böyle şakalardan hoşlanmadığını. O yüzden şaka yapma. Doğru söylerim. Ne dedi? Doğruyu mu söylerim dedi? Hı. He, doğruyu. Tebrik etmeyeceğim beni kızana. Kız ben seni bir şey edeceğim şimdi sen dur. Ama tebrik değil tehlik edeceğim ha. O ne demek kızana? Ay! Hoş!
Şu demek canım. Seni bu tehlikeli bir güzel deveceğim. Gel buraya. Ana sen ne yaparsan yap. Bu sefer Ferhat'la evleneceğim. Hala mı konuşursun? Ne gülüyorsun? Ya sen niye gülüyorsun be baba? Neye güleceğim be oğlum? Sana gülerim. Sultan'la karar aldınız, evleneceksiniz öyle mi? Aynen öyle. Evleneceğiz anasını satayım. E çok mu komik yani ya? Çok komik tabii. Ulan oğlum, pembe olacak o dişi terminatör hiç müsaade eder mi sizin evlenmenize? Aklın alıyor mu senin? Abi baklı be Ferhat. O eli başalı karı ölür de izin vermez. Bence de yani. Boş hayal sizinkisi. Biz Sultan'la kararlıyız. Kesin evleneceğiz ya. Evlenemezsiniz. Pembe kriterlerine göre bir damat adayında olması gereken ilk şey paradır. O da sende yok. Ama aşk banka cüzdanlarında değil baba. Kalplerde yaşar. Paramız yok ama aşkımız var. Güzel laflar ediyorsun Ferhat ama lafla peynir gibisin yürümez. Ele dübende pembe varsa. Dalga geçmeyin. Bak laf alına baktım. İki gözüm torunum Ferhat. İki vakti kalmaz alır o sultanı. Ya yaşa be nene. Bir tek sen inanıyorsun bana demek ya. Siz de göreceksiniz. Yarın sabah muamelelere başlatacağız. Ha. Değil mi nene? Kız. Yunus'un kızı iyi çalış kaytarma. Gözüm üzerinde ona göre haydi yürü. Pembe abla. Gelin geldiğimden beri 10 dakika mola vermedim. Köle gibi abire çalışırım. Kız çok konuşma çalış haydi. Daha ortalığı temizleyeceksin. Kalk haydi yürü. Ayşe. Al bu cüzdanı götür Ferhat'a ver. De ki nikah işlemlerine hemen başlasın. Kız sen ne dersin kız? Kız sen beni öldüreceksin mi kız? Hadi Ayşe sen fırla bakalım hadi. Tamam abla. Ayş. Hiç kusura bakma ana. Sen ne dersin de? Ben Ferhat'la evleneceğim. Zeynep tut şunu bana bir şeyler olur. Ne oldu abla? Ay tut ben şimdi düşüp ayılacağım. Ay. Ne vuruyorsun abla? Yandım ulan. Ay ne oldu be kal. Ay ay yine bayıldım. Ferhat abi Ferhat abi. Aa ne var Ayşe? Bu cüzdanı ablam gönderdi. Dedi ki nikah şeyini hemen başlasın. Ya ne haber baba? Ben size dememiş miydim? Bu sefer kimse mani olamayacak bize. Kesin evleneceğiz. Vay be. Helal olsun vallahi. Demek evlenirsiniz ha. Bebek arısı da çatlasın patlasın inşallah. Ayşe kapa bakayım bir kulakları. Pembe abla ısından çatlayıp ölse de geberse de bu evlilik olacak. Alo babacığım. Ben Pembe. Nasılsın inşallah canım? İyisin. Beni hiç sorma. Ben hiç iyi değilim. Yani baba aramızdadır. Laf kızın mı var derdim var ha. Dedemle mi konuşur şimdi bu? Öyle. Edirne'yi arayacağım dedi. Alo. Baba. Bak şimdi ben seni niye aradım bilirsin mi ki? Bak canım benim. Hani sana mezar yeri almıştık bilirsin. Şimdi benim o yere ihtiyacım vardır. Sen canım o yeri bana verir misin? Devrimlik gibi kullanırız dedim. Bak biraz ben yatarım, sonra ben çıkarım, sen yatarsın. Anam tozuttu gene. Niye mi isterim? Ay babacığım, ben ölmeyi düşünürüm de ondan. Kızım beni dinlemez. Kendi başına gider. O ne oğlan Ferhat çulsuzuyla evlenmeye kalkar. Ben ölmeyeyim de kim ölsün? Aman be ana, hiç duygu sömürüsü yapma. Evleneceğim be Ferhat'la, o kadar. Sultanın dediklerini duyarsın değil mi canım? Bu kız var ya baba, benim katilim olacak ha. Beni mezara sokacak ha derim sana. Ya demek sen de istemezsin sultanın Ferhat'la evlenmesini. Ne dersin? Hakkımı helal etme mi dersin? Helal olsun ablama vallahi. Çok yetenekli gacıdır. Telefonun fişi çıktı ama o hala konuşur. Ben bilirdim bunun bir numarası olduğunu. Canım. Bak kız Sultan. Gel bak dedin telefonda evlenmesin der. Yoksa hakkımı helal etmem der. Başka da bir şey demez. Ne dedin başka? Ne öyle mi dedin? Öyle mi dedin? Aman baba pek ağır konuştu. Demek
Dedem benim için çok ağır konuşur. Ha an öyle mi? Öyle öyle. Çok kızdı ha. Oo, bak neler der kız. O benim torunum değil der. Ne dersin? Ben onu reddettim der. Dedem. Deden. Öyle der işte canım benim. Bak torunu da çok üzüldü ha. Sesi nasıl dedemin? İyi gelir mi? Yani hatlarda bir arıza yoktur değil mi? Yok yok. Maşallah maşallah hatlar pek iyidir. Dedenin bütün küfürlerini çok net duyarım ha. Vay be. Öyle mi? Öyle öyle. Maşallah. Teknoloji bayağı ilerlemiş desene be ana. Çok ilerledi teknoloji diyor baba. Telefon fişi takılı olmadığı halde dedemin sesi çok net gelir ha. Demek ki artık fişsiz de çalışır telefonlar. Öyle mi? Çıkmış mı fiş kız? E çıkmışsa ben hala duyarım. Nasıl olur dedeni? Uydurma be ana. Beni vazgeçirmek için dedemi aramış gibi yaparsın. Ama bak Allah baba çıkardı yalan işte. Öyle mi? Hay Allah be. Yanlışım varsa düzelttin ama yani pembe ablam pembeydi. Oldum o spor. Sus ördek seni. Kız Sultan bekle baba döneceğim sana. Kızma ama gel sen vazgeç kızım. Vazgeç bu evlilikte. Kızım illaki Ferhat şart mıdır? Başka erkek mi kalmadı be? Kalmadı ana. Benim için Ferhat dünyadaki tek erkektir. Eşi benzeri yoktur. O kadar. Dur baba geliyorum. Tak şu fişi yerine. Devam edeyim konuşmaya adam orada kaldı. Telin ucunda. Tak. Aynen öyledir. Çok kıymetli bir adamımdır ben. Ha bu dünyada eşim benzerim yoktur benim. Ona göre davranacaksın. Ay bana. Sen ölme mi İdris? Gerçekten çok şekersin. Öyle dur. Kız. Balenaktan bir öpücük ver bakalım bir çare. Ay seni rahat dur bakalım. Ben bir makyajımı tazeleyip geleceğim şekerim. Tamam canım. La İdris, la dayı oğlu. Çandına can lan, toparlan azıcık. Ne oldu çay, bir şey mi oldu? Daha ne olsun? Ula çöyde bir rahat durmadın. Cemile'yi kandırıp kaynına girdin. He, girdim. Çok tatlı kızdı Cemile. Tövbe tövbe. Ula kızcağızı terç atıp İstanbullara kaçtın. He bari burada rahat dur la. Karılarla, kızlarla fingirdeşip durayısın. La usam, ben tarlaları satıp İstanbul'a karıyla kızla yemeğe gelmişim da sen bana karıdan kızdan uzak dur diyorsun da kafanda var mı biraz? Tövbe tövbe. La şuraya bak. Hamsi akini gibi karı akini vardır İstanbul'da. La ben bunlara çaparıyı sallamasam cına acırırım ya. Ha salla salla. Cemil'e de sağa sallayacak çaparıyı haberin olsun. Namusunu temizlemek için er geç gelecektir İstanbul'a. O zaman göreceksin. Ne yapacak Cemile? Annemin ortasından vuracak mı beni? Vursun da gör. Lağlı ol, cıldırma beni Allah'ını seversen. Ula İdris. Elbet izini bulacağım seni. O zaman aha bu resim gibi seni de alnından çivileyeceğim. Hele o adresi bir bulalım. Evelallah sağ bırakmam. Kendim temizlerim. Ya gelir sana nikah kıyar ya da ben onun canına kıyarım Cemile abla. Yok çok rica ederim kardeşlerim. Sizin kurşunuz geçmez bu davada. Sokun ağa tabancaları belinize. Ben dururken İdris sizin vurmanız yakışık alır mı hiç? Akşam yürüdüm. Beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın. Yıldızlar tutamaz. Demek ki buraya kadarmış. Ben kesin idare ederim. Bak başlıyorum. Bak son kez sorarım. Bak şimdi başladım. Sen bu Ferhat çursuzuyla evlenmekle vazgeçer misin, geçmez misin? İntihar ederim bak ha. Ha buna göre. Aman be ana, delirdin mi be? Kız bak vazgeçtim de. Yoksa ama bunlarla cancağızıma kıyacağım ona göre. Hiç boşuna numara yapmadım. Ne yaparsan yap. Ferhat'la evlenmekten vazgeçmeyeceğim. Öyleyse ben de kendime kıyarım. Ama başladım işte kıymaya. Haydi bismillah. Kız ama blöf yaparsın. Madiden numara çekersin yiyemezler. Sen öyle san. Kesin kararlıyım intihar edeceğim. Önce bu hapları yiyeyim. Ölmezsem şu tüpü açarım. O da işe yaramazsa şu ipi boğazıma geçirir, kendimi asarım damara. Ay sevsinler senin intihali. Garantiye de alırmış kendini. Selim, gel buraya.
Bak şu ipi buyruma. İple dövülmezse bıçağı şurada sapla, tamam mı? Kesilmem lazımdır. Yanlışım varsa düzelt abla, ama sen bizle dalga mı geçersin ya? Ne dalgası, takla şunu boynuma. İyi, madem sen istiyorsun. Ayıp ettin abla. Ulan bak yavaş. Lan ya bu bu da dünden hazırmış beni boğazlamaya. Tamam be abla, sana da yaranılmıyor yani. Çabuk ölürsün diye dedim ben abla. Acı çekme diye yani. Sus, Allah seni ne yapmasın bilmem ki Selim. Kız Sultan, bak vazgeç. Yoksa giderim ben ha. Aman. Üf, yeter artık be ya. Ne bitir şu kabadi artık ya. Al kız şunu. Sen ne yaparsan yap, Ferhat'la evlenmeye mani olamazsın. Çıkar sen de şunu. Yavaş. Pardon abla. Yazık oldu, bomboş şekilleri hepsini attığı yere. Muharrem abi, sen dün gece ne derdin bakayım? Sultan'la siz evlenemezsiniz demiş değil mi baba bu? Öyle demiş. Hala da öyle derim. Öyle. Al şu nüfus cüzdanlarını da. Sultan da benim. İkametgah kağıtlarımızı çıkar bakayım. Hadi evleneceğiz. Hakikaten iki cüzdan da burada. Ne haber? Morardın mı Muharrem abi? Bakayım. Morarmış hakikaten. Rüstem, sen de morardın mı? Ayıp oluyor ama Yunus baba. Bize iki tane keyif çayı söyle bakalım Muharrem. Bu bünyenin oğlu evlenir be. Kıskananlar çatlasın. Kıskananlar çatlasın. Beyler, beyler, müjde mi isterim, müjde mi? Ne oldu lan? Ne seviniyorsun? Patron sizi çağırıyor. Hepimiz tekrar işbaşı yapacağız. Allah! Allah! Ve şimdi sevinç yaşarız baba. Sana son bir kez bak istersen pembe. Bak evlenip gidecek. Kız evladı bu. Zamanı geldi mi? Kanatladı, uçar, gidip hiçbir şey yapamazsın değil mi abi? Tabii tabii. Ülüsü kandiller. Aysiyeti kırıklar. Utla buradan bir koruma. Karşı tarla mürbüsüne görevsiniz değil mi Mira? Çatlasa da patlasa da Sultan'la Ferhat evlenecekler. Sana da artıkın münasip bir organına kına yakmak düşer. Hoş geldiniz. Şöyle buyurun Şipşak. Hoş bulduk. Şu masayı bir güzel donat bakayım. Başüstüne, hemen efendim. Garson. Hay baban kemune. La bu dürüst değil midir? Ula ta çendisidir. Vay çöp olisi dürüst vay. Fırının idi amanet ettirmiş ha. La görürsün sen. Kelleyi verdik fırına, pişmedi kaldı yarına. Kelleyi verdik fırına, pişmedi kaldı yarına. Alo. Lan Çemen. La benim Tursun. İstanbul'lar ayrılın. Uy Tursun, nasılsın uşağım? İyi misin? Keyfin nasıl? Ulan Cemal, la bırak şimdi keyfimi. Cemile bacıma çok güzel bir haberim vardır benim. İdris Kansızı'nın izini buldum. Ciddi misin lan? La vallahi diyorum, gözlerimle gördüm İdris'i. Hala karşında duruyor. Fırını da ameliyat yaptırmış ama hemen tanıdım onu. Cemile söyle hemen. Sen merak etme Tursun kardeş. Ben ona müjdeyi vereceğim. Hadi sağ olasın. Müjde kız Cemile, müjde. Ali Cemal ne oldu? Bir şey mi oldu? İdris'in izini bulduk. İstanbul'daymış kansız. Allah! Ha bugün bizim için bayramdır da. Kemençeleri getirin abi. Horon tepeceğim. Kedir ağa kemençe. Sonunda namusumuzu temizleyeceğim. Evet temizleyeceğim. Derhal İstanbul'a cidelim. Cidelim. Cidelim yani yani.
de pembe abla. Her tarafı pırıl pırıl yapmışımdır. Kız her taraf temizdir dersin yani. He, evelallah. Her taraf temizdir. Her taraf temizdir ha. Yunus'un kızı. Nasıl her tarafı temizledin kız? Sen ortalığı götürür lan, görmez misin? Bak kız şuralara bak. Lan Selim, şu senin karın var ya kür galiba. Aman be abla ya. Pembe gacısı, Allah'ından bul inşallah Emi. Şimdi döktün onları. Ya nedir benim senden çektiğim ya? Çok konuşma hadi, temizle canım. Bana ne? Kim döktüyse o temizlesin. Lan Selim. Biz bu gelini iade edelim ha. 15 gün içinde iade edersek paramızı geri alırız. Tüketici hakları diye bir şey var oğlum. Yanlışım varsa düzelt abla ama çekirdek kabuklarını bilerek attın. Kıza işkence yaparsın. Tübe. Ben pempe. Bilerek yere çekirdek atacağım, Allah yazdıysa bulsun. Pembe, kapıyı açık pembe. Lan kapıyı bacağı yık be. Selim git aç şu kapıyı, haydi yürü. Yine ne ister bu ayyaş be? Pembe, Sultan'la Ferhat'ın düğünü için alışveriş yaptık da sana da bir fikrini soralım dedik. Bir yanlış bu duyarım. Sultan'la Ferhat'ın düğünü için alışveriş yaptınız ha? He, alışveriş yaptık. Sevindin mi Pembe abla? Kız çok güzel şeyler aldık Pembe. Renk elbiseli kubaşlar, dantelliler. Bak, yemek takımı aldık. Roman kırmızısı. Nasıl beğendin mi? Çok beğendim canım. Sen ver bakayım onları bana. Ver, ver. Demek benden izinsiz evlenmeye karar verirsiniz ha? Bana da ama atarsınız ha? Kırmaz mıyım ben bunları şimdi? Kırmaz mıyım ben? Kırmaz mıyım? Yana ne yaparsın? Dur kırma. Yana ne yaparsın? Dur kırma tabaklarımızı. Tüküreyim sizi tabaklarınıza be. Siz beni kudurtacak mısınız? Allah, kudurduk acı. Ya ne yapıyorsun sen Pembe abla ya? Ya sen sütaki yapıp kırası niye mi aldık biz bunları ya? Oh, iyi yaptım canıma değsin. Kırılacak başka bir şey var mı? Dur, getirin bana, var mı? Allah seni ne yapmasın değil mi? Uyuz gacı. Çatlasan da patlasan da evlenecek bunlar. Oh. Kız Sultan, geç bakayım sen içeri haydi. Ya geçmiyorum işte. Geçme Sultan kız, aferin. Gel sen bakayım şöyle. Gel. Kız. Sıkıyorsa gel lan Sultan'ı Pembe Hanım. Demek öyle ha. Hepinize bir de cenaze merasimi hazırlayayım da görün, hem doktan tenzil attı olur ha. Yedi sizi. Abla. Bir hediye aldım. Komiserim, şikayetçiyim. Esas ben şikayetçiyim komiserim. Bu dişi terminatör Ferhat'la Sultan'ın müstakbel evliliğine mani olur. Ya komiserim, ucağınıza düştük. Kurtarın bizi şu gacıdan be. Gene ne oldu be? Gene ne oldu? Komiserim, Allah'ını severseniz söyleyin. Bu tabaklar güzel mi değil mi? Güzel. Bak komiserim. Dan 6 kişilik çatal bıçak takımı. Bu görmüş olduğunuz V-set'ten 6 kişilik çorba takımı. Yanında ekstra olarak çelik tenceresi. Nasıl? Şimdi de pazarlamacılığa mı başladık? Yok komiserim. Sultan'la Ferhat evlenecekler de düğün hediyesi olarak aldık onları. Ama pembe gacısı beğenmedi, cıngar çıkardı. Görürsünüz değil mi komiserim? Hem iznim olmadan kızımı evlendirirler, hem de benimle dalga geçerler. Ben bunlardan şikayetçiyimdir. Oh be, nihayet evleniyorsunuz ha. Tebrik ederim kardeşim. Sağ ol Salih. Komiserim, ben bu Salih'ten de şikayetçiyim. Benim karşı olduğumu bile bile tebrik eder. Ben de tebrik ederim. Gerçekten çok sevindim çocuklar. Sağ olun komiserim. Sizden de şikayetçiyim. Be kadın! Ya bir insan her şeyden şikayetçi olur mu? Bu hastası mısın? Komiserim, bir tahtası eksik. Psikopat! Ben bu yıldızdan şikayetçi olduğumu söylemiş miydim komiserim? Yeter ama sıktım be! Salih,
At bu kadını dışarı. Başına komiserim. Aman bey, alayınızdan şikayetçiyim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidip alayınızı içeri tıktıracağım, göreceksiniz ha. Haydi yürü, anca gidersin. Hadi dışarı, hadi canım, bakalım dışarı. Canım, seni attırmayacağım. Dışarı. Hadi bakayım, hadi. Siz de anca gidersiniz, dışarı. Gidin, evlenecekseniz kavgasız gürültüsüz evlenin. Başüstüne komiserim. Ay Allah razı olsun komiserim. Tanıtım bitmedi komiserim. Tepsi seti. Bakın, kahvaltı, reçel, krema, şokola vesaire koyabiliriz. Pembe seti. Yeter! Hadi dışarı! Allah hadi! Allah cizanı verirsin. Hadi komiserim. Dışarı! Çıkın dışarı! Hadi çıkın! Hadi! Hadi! Komiserim, bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Komiserim, kulağınıza ne dedi? Hiçbir şey. Peki siz ona ne söylediniz? Hiçbir şey. Ben bir şey anlamadım komiserim. Ya abla işte. Bu deli beni de kendine benzetiyor. Ula idi seni. Kolla ula kendini. Ha bu İstanbul şahidimdir. Seni bulduğum yerde namusumu temizleyeceğim. Sen temizle Cemile bacı. Biz de üstüne bir tozunu alırız Cemile. Ne otursunun gördüğü meyhaneye gidip bulalım şu İdris kalsizini. Hadi. Gördünüz değil mi komiser baba nasıl şarladı Pembe? Kuyruğunu sıkıştırıp nasıl kaçtık acı? Devlet de bizden yana. Artık'ın hiç kimse sultanla evlenmemize mani olamaz. Oğulcum, düğününüzde klarnetimi bir öttüreceğim. Bir öttüreceğim. 7 düvel öteden duyulacağım. Çok seversin değil mi klarnetin baba? Nasıl sevmem? Baba yadigardır. En bu klarnet olmadan aldığım nefes boşunadır. Beni hayata bağlar. 40 gün 40 gece düğün yapalım abi. Pembe karısı çatlası böyle orta yerinden. Çatlası. Gözünün içine baka baka sultanı gelin getirelim. Yaşa be baba ya. Hatta şimdiden başlayalım. Al debleyi. Hadi. Al. 1, 2, 3, 4. Hadi. Hadi Allah kalsın. Kimse yok mu burada? Kimse yok mu? Buyurun, hoş geldiniz. Hemşerim, biz İdris diye birini arıyorduk da. Hiç gördün mü onu? İdris mi? Pek çıkaramadım. Aha bak, cansız suretini göstereyim sağa. Belki hatırlamana yardımcı olur da. Ha, siz bizim Ferhat'ı arıyorsunuz. Bunun burnu niye öyle yalnız? Duydun mu Ali Cemal? Hamsik kafalı İdris adını değiştirmiş demekti. Hemşerim, ha bu İdris. Aman, Ferhat nereye dur? Adresini biliyor musun? Tabii, Cennet Mahallesi'nde oturuyor. Kime sorsanız gösterir. Bu resim niye böyle delik? Prova yaparken deldim onu. İnşallah şimdi gerçeğini delmeye gideriz. Hadi kal sağlıcakla, yürü. Görüşürüm. Kızım. Sultanım. Bak can, sevgi ananı dinle. Bu evlilikten vazgeç kızım. En bak evladım, iki bayram arasında evlenilmez. Sen ne dersin be ana? Bayram daha olmadı ki. Hangi iki bayram arası? Kızım bak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nla 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın arasına denk gelir sizin. Şimdi bu iki bayram arasında evlilikten olursa buradan hayır gelmez. Kız ana, sen ölmeyeyim. Hiç güleceğim yoktu vallahi. Allah beni de ama. Niye gülüyorsun sen? Bunlar bayram değil mi? Bunların başı kel midir? Evlenmemem için 50 tane numara çevirsin ama boşunadır. Ölürüm de bu sefer vazgeçmem evlenmekte. Kızım, bak. Bunlar var ya, sana kesin büyü yaptılar. O kısmet karısı var ya, buruşuk karı. O sana büyü yaptı, yoksa sen ananın sözünden çıkmazdı.
Tövbe tövbe. Kısmet denen büyü yapmaz. Yapmaz. Bak kızı zumbiye çevirmiş, uğruşuk muşan bakar. Ferhat'ın lafından çıkmaz oldu kız. Ana. Canım. Söyle güzel kızım. Ceylanım. Maralım. Batı karalı. Ana ya. Hiç boşuna nefesini tüketme. Bak görürsün değil mi? Hep o büyücü nenenin yüzünden oldu bunlar. Büyü yaptı kızıma uğursuz karı. Buruşuk kısmet. Ben sana gösteririm. Karı. Ben seni tedavide kaldırmaz mıyım? Abla. Ne? Bir bakar mısın? Ne var kız, bakarım, ne istersin? Ha bu Edris'i tanır mısın? Burada oturuyormuş hamsi kafalı. Bu Ferhat'a benzer ama o değil herhalde. Bak bu karı da Ferhat'te. İzini kaybettirmek için herkese adını yanlış vermiş. Bak canım, sen bu baroyu ne yapacaksındır? Kız sana. De ki aha bu kansız İdris şairinde benim namusumu çırlatıp kaçtı. De ki ben onun izini sürüp buralara geldim. De ki evlenip namusumu temizlemezse alnını yapmasına... Ay 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 canım, verip tabancayı koy onu yerine koy. Cemile ile evlenmezse o kansı da delikler açıp tesbih imamesi diye ipe dizeceğiz da. Öyle mi? Aferin sana. Cemile ile evlenmesi vur da biz seni onu. Onu vur. Belli ki bunlar bu evi Ferhat'la karıştırırlar. Şimdi ben bu Ferhat'tır desem, Ferhat bununla evlenir, ben de Ferhat'tan kurtulurum, sultan da bana kalır. Allah nereye oturuyor ya bu uşak? Uşak sordun. Bak canım benim uşak şu evde oturur. Ama adını değiştirmiştir ha. Ferhat yapmıştır. Kimliğini de değiştirmiş. Başka kimlik gösterirse sakın inanmayın ha. Biz inanır mıyız? Yok inanma aferin kız, sana inanma sakın ha. Evliliğin mutlu olun ama hemen çocuğu yapıştır ağzına. Hadi saadetler, mutluluklar canım benim. Koş şu evdir unutmayın sakın. Sağ olasın abla. Koş canım, koş. Eli boş dönmeyin kız. Haydi canım benim. Oh be kurtuldum yanda. Buyurun birden bakmıştınız. Tövbe tövbe. İdris'i ararık. Tanıyor musun canım? İdris mi? Yok tanımam. Ula İdris yani. Ula fırnını yaptırdın diye sen tanımayacağımızı mı sen? Biz de biz. Hadi içeri. Ya bir saniye ya. Durun, bir yanlışlık var. Gel hadi. Ya bir dakika ya. Geç. Hadi içeri. Ya durun ya. Ya bir dakika, yanlışlık yapıyorsunuz ya. Hatırladın sen de. Kıpırdağını yakarım. Allah Allah, ne oluyor ya? Eşkıya mısınız be? Siz karışmayın la. Benim hesabım İdris'le. İdris kim be? Bak, bir de utanmadan gelir. Nereden gelir? Tanımamazlıktan gelir. Ha. Görmez misin kaç yılın Edris'i? Edris kimdir? Ya kardeşim, ben Ferhat'ım, Ferhat. Ya siz tanımıyor musunuz Edris'i ya? Biz tanıyorum da sen tanımıyorsun galiba Edris'i. Edris! Ya mısınız be? Hiç insan kendini tanımaz mı? Ula karalahan akıllıklı. Biz de onu diyoruz ya. İnsan kendini tanımaz mı? Adam kendini tanımıyor. Kas kafalı. Aklınca bizi kandırmaya çalışıyoruz. Ama yemezük biz. Kurban olayım şu tabancalığı şöyle aşağı doğru tutun, öyle konuşalım. Elinizden bir kaza çıkacak. Bak, vallahi ben İdris değilim ya. Vallahi bak. Hakikaten İdris değil. Ferhat tanımaz mıyız biz? Bak. Tabii tanımaz mıyız Ferhat'ı biz? Tanımıyorsunuz işte. İdris'i tanısanız Ferhat der misiniz? Allah şaşkalozları. Allah Allah. Bunlar da Nuh der, peygamber demez be. Nuh demez Zub, İdris der Rub. Öyle lafı karıştırıp iyice aklımızı bulandırma. Bu Ferhat benim kendi imalatımdır. Bu bünyenin evladı. İnsan kendi çocuğunu tanımaz mı be? Bak, bak. Babam da şahit. Ben İdris değilim. Ben Ferhat'ım, Ferhat. Pozacının şahidi de Şıracı zaten. Ula kansız İdris. Ula beni koynuna alıp namusumu çırlatıp kaçtın. Şimdi benimle evleneceksin. Namusumu temizleyeceksin. Allah Allah. Ya olur mu ya? Ya ben ne zaman seni koynuma aldım? Niye iftira atıyorsun? Hem ben sultanla evleneceğim. Sultançım la. Ya benim namusum ne olacak? Tamam kızma ya. Ben de seninle evlenirim. Çifte düğün yaparız. Hem senin de namusun temizlerim. Hadi indirin şu silahı. Hadi. Hadi. La babalı. Bir laf daha edersen bu biber onunla beslerim seni. Anladın mı? Tamam olurum. Sen koynuna bak oğlum. Çek elini şu tarafa gel acıcık. Açık otur. Açık.
şimdi. Sen bu Ferhat'la evleneceksin öyle mi? Öyle hanım. Ferhat'la nikah masasına oturacağız. Hiç kimse mani olamaz buna. Kız peki. Ben şimdi bu Ferhat bir kızı kandırıp kuyununa almış, kızın da karnını böyle doldurmuş desem, İnanır mısın, inanmaz mısın? Cık. Hayatta inanmam. İftira çıkar, ne olacak? Duyacak şimdi. Çok güzel, inanma. Peki, ben şimdi bu Ferhat, gittiğimiz o Karadeniz turnesinde bir kızı benim adım İdris, seninle evleneceğim diye kandırmış mıdır, kandırmamış mıdır desem, inanır mısın? İnanma. Çok güzel kızım. Kız peki, peki. Şimdi bir bu kız kalkıp gelmiş. Şimdi Yunusların evindedir desem, ona inanır mısın? Ciddi mi dersin bana? Çok ciddi diyelim. Ya bak, vallahi siz beni bu İdris'e karıştırıyorsunuz ya. Ben seni hayatımda bir kere bile görmedim. Hiç numara yapma İdris. Ya benimle evlenip dünya evine gireceksin, ya da bu kurşunu yiyip ahiret evine gireceksin. Seçimini sen yap. Tamam tamam. Ferhat, aman yani İdris seninle evlenecek. İndir içimi şu tabancaları. Ha şöyle. Bir alacalım bakalım. Ya sen ne diyorsun baba ya? Ben niye evleniyorum bununla ya? İdris, kendine gel. Artık numara yapmanın alemi kalmadı. Ne İdris'i baba ya? Hayla numara yapıyor. Kızı koynuna alırken iyiydi değil mi? Ya. Ya ne olur be abi? Sen karışma. Bak. Şöyle geçin oturun. Buraya geçin şöyle. Oturun. Ha şöyle konuşalım. Ay lan Berat, nereye kaçıyorsun be? Doğru mu dedin Meri? Abi. Şimdi olmaz, sultan sonra konuşuruz. Berat! Kaçma oğlum, düşme de. Kaçma. Kaçma oğlum. Ne olur be? Öf, kaçtın namussuz. Ne istersiniz siz benim müstakbel kocamdan be? Müstakbel kocam mı? Kız yoksa bu köpeğe beni kandırdığı gibi sen de evlenmek vaadiyle kandırıp koynuna aldı. Demek seni koynuna aldı ha? Uy koynuna aldı tabii. Uy neler neler etti bu abi bilsen. Akıl alma aşk konuşukları söyledi. Sonra acıma sit yerine. Ay tamam tamam, istemez artık. De dayanlatma. Ferhat. Bittin sen. Ferhat bittin. Aa, sen hiç merak etme bacım. Bulduğum yerde bir kurşun da senin için sıkarım namussuza. Hadi yürüyün lan. Bulalım şu namussuzu. Aa, aa manyak mı bunlar be? Helal olsun şu Ferhat'a be. Ne cevizler kırmış, haberimiz yokmuş. Ya, pardon, ağzımızdan kaç. Aha, bu otelde kalayım ben. Kız çok pahalı değil mi İdris? Nasıl karşılıyorsun burasının parasını? Memleketteki o kadar arsayı boşuna mı sattık da? Hem sen orasını düşünme kız. Neresini düşüneyim kız? Sağ, nelere de düşünüyorum, orasını düşün. Ay çapkın. Hadi. Kız Sultan, bak kızım, bak. Burada, aha da bir döküm tuttum bak. Şimdi, 21 Bayız Çayeli konserinde kim varmış? Bak, Yasemin Elif Deniz. 28 Mayıs Trabzon konserinde Nihal Gül Ayfer. Bak Ayfer'e bak, sen görürsün. Ocak 11'de Trakya konseri vardır. Aha, sen Nur Dilar. Seni ağlamadan buraya bak, kız buraya bak. Şubat 11'de Bursa konserinde 10 tane kızıyla, 10 tane. Tamam bak. Mart 12 İzmir konseri 3 kızıyla. Ne etti? Topla şimdi. 3, 10, 32, 54. Tam 54 kızla almış, mercimeği fırına koymuş kara çocuk. Kız ne anladırdı beni ya? Ben ne yapayım kız? Bu memleketin dört bir tarafından çocuk fidanlar, sen beni suçlarsın. Allah'tan evlenmeden Ferhat'ın gerçek yüzünü gördüm de yakmadım kendimi yani. Aferin kızım, bak sonunda doğru yolu buldun. Ananın sözüne geldin, ahan da işte. Al, al da sakla. Kara çocuk. Baba, hiç anlamam. Ferhat abim gerçekten o kızın koynuna girdi mi yani? Deli deli konuşma be. Abin yapar mı öyle şey? Bu bünyenin evladı. Babasına çekmiş. Ben yapar mıyım? Abi,
Yani Ferhat sana çekmişse kesin yapmıştır desene. Niye kız? Senin için bohçacı Gülsüm'ü koyuna girmiştir derler. Çekil ağacıyla işi pişirmiş derler. Alaycı güllüyle şey... Rrr, tamam. Sıska. Bütün kirli çamaşırlarımı döktün ortaya. Yanlışım varsa düzeltin ama... maşallah sen de Kazanova'nın roman şubesi gibi misin be Yunus Baba? Gençlikte oldu bir şeyler. Allah'tan Ferhat babasına çekmemiş. Yok. Ferhat hayatta yapmaz öyle şey. Peki yapmazsa bu kız niye gelir? Niye idisler Ferhat'a? Ferhat niye kaçar? Kız niye ateş eder? Avrupa Birliği neden Türkiye'ye müzakere tarihi vermez? Tütün taban alım fiyatları neden açıklanmaz? Kızım durmadan soru sorarsın, ne bileyim ben be. Ya belli ki ortada bir yanlış anlama vardır. Neyse, ben bir çıkıp Ferhat'a bakayım. Babam niye dışarı çıkar, ben niye bu kadar çok soru sorarım? Niye, neden, Ferhat nerede? Ya baba! Kurtuldum bu manyaklardan be. Nerede bu Ferhat acaba ya? Teslim. Benim be baba, korkma ya. Anı sen ne almasın ya, ödümü kopardın. Onlar sandım seni be. Ne oldu baba, evde mi hala o... Yok be oğlum, gittiler. Oh be, kurtulduk yani. Kurtulduk. Bunlar deli oğlum. Biraz zor kurtuluruz. Öyle mi dersin be baba? Ya ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Güzel soru. Bunun cevabını en iyi komiser baba verir. Yürü. Hadi. Demek öyle. Ne yapacağız şimdi? Komiserim, biz size sorarız, siz de bize sorarsınız. Alem adamsınız vallahi. Ya ne yapacağımızı bilsek size gelir miyiz be komiserim? Tamam tamam. Salih bir tutanak tutar. Biz de bu tutanağı çevre karakollara dağıtırız. Başka bir şey yapamayız. Yapamaz mısınız? Başka ne yapalım be adam? Mesela Ferhat'a bir koruma verebilirsiniz komiserim, can güvenliği için. He, iyi olur vallahi komiserim. Deli deli konuşma be adam. Ne koruması? Kolay mı o kadar? Anladım. Siz şimdi dersiniz ki, sen bir garip romansın, nene gerek gümüş zurna öyle mi? Ben de bu devletin bir vatandaşıyım, koruma isterim o kadar. Otur. Baba ne bağırıyorsun lan? Deli misin nesin sen? İsterim, koruma isterim. Otur be baba. İsterim. Ya baba? Tamam, otur. Madem koruma istiyorsun, o zaman Cumhuriyet Savcılığına bir dilekçe yazarsın. Bak işte çok kolaymış. Bir dilekçe yazacağım savcılığa, şıp diye koruma verecekler. Bu kadar basit. O kadar basit değil. Cumhuriyet Savcılığı dilekçeyi Adalet Bakanlığı'na iletecek. Tamam. Adalet Bakanlığı da hemen korumayı verecek değil mi? Yok. Yok mu? Yok mu? Adalet Bakanlığı da koruma talebini İçişleri Bakanlığı'na belirtecek. Tamam. Onlar da hemen verecekler o zaman değil mi? Yok. İki bakanlık arasında yazışmalar devam edecek. Tamam. Yazışmalar bitince verecekler ama değil mi? Yok. Gene mi yok? Yok. Yazışmalar bitince İçişleri Bakanlığı Emniyet Amirliği'ne bir yazı gönderecek. O zaman mı verecekler? Aman be komiserim, Brezilya dizisine döndü. Ne zaman bitecek bu yazışmalar? Delireceğim. Emniyet Genel Müdürlüğü adamın korunması gerektiğine ikna olursa gerekli birime olayı havale edecek. O zamana kadar Ferhat o Cemile denen gacı ile evlenir, çocukları olur. Hatta çocukları büyür, onlar korurlar Ferhat'ı. Artık korumaya gerek kalmaz. İyi dedin vallahi baba. Bu ne bürokrasi be komiserim? Ne yapacaksın? Prosedür böyle oğlum. Benim size tavsiyem, siz kendinize özel bir koruma tutun. Aslında hiç fena fikir değil ha. Bir düşüneyim ben bunu. Tamam, düşündüm. Aklıma yattı. Koruma tutacağız. Tamam, çıkabilirsiniz. Komiserim, Salih çıkabilir mi? Sadece size bir şey söyleyeceğim. Tamam, çık Salih. Baş üstüne komiserim. Evet. Oğlum niye kulağıma söylüyorsun? İkimizden başka kimse yok ki burada. Kim duyacak? Öyle demeyin. Yerin kulağı var. Oğlum sen beni delirtecek misin? Ya komiserim, seni güldürmek için yapıyorum ya. Hep moralini bozuyoruz ya. Hadi tamam tamam, al kulağını çık dışarı. Tamam. Hadi. Allah Allah. Ya işte böyle. Kız Ferhat beni koyununa aldı der. Vay şerefsiz vay. Allah Allah. Bu ne biçim iş ya? Ferhat hayatta yapmaz böyle bir şey. Ben de inanmam Şipşak. Yani buradaki herkes yapar, Ferhat yapmaz ya. Bence de yapmamıştır abi. Sultan ablaya aşık o. Rüstem abi az dövmemişti hani. Sen sus.
Bence Ferhat yapmıştır usta. Zaten hiç güvenmem o... Sen kime... Allah! Yandım vallahi. Abi. Ne oldu da buna? Gene dövdünüz mü? Yok Yunus baba, dövülecek kıvamda değildi. Muharrem abi sıcak suya bastırdı. Biraz yumuşasın, sonra döveriz. Ferhat Selim anlattı. Kızı biri abileriyle musallat olmuş sana. Sorma Muharrem abi. Tutturmuş, ben senin koyununa girdim. Ya evleneceksin ya da vuracağız seni. Allah Allah, deli falan mı acaba? Yok be, ne delisi. Cin gibi kız. Tabii cin gibi olması daha kötü. Çarparsa cin çarpmışa dönecek Ferhat vallahi. Allah korusun ya. Ne yapacağız peki? Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok sağ olun. Aa, var aslında. Evet. Muharrem sen kalk bakayım şöyle. Ne olur be Yunus, salon dansı mı ederiz? Ne çevirsin beni böyle? Ya senin kalıbın iyiymiş be Muharrem. Ferhat'a korumalık yapar mısın? Tabii yaparım. Ferhat'a canım feda be. Aslan Muharrem be. Eksik olma Muharrem abim. Benim de canım feda Ferhat kardeşimize şipşak ulan be. Benim de canım feda kayınçoma be. İşte gerçek delikanlılar. Cennet mahallesinin aslanları be. Vallahi beni bu kadar sevdiğinizi bilmezdim be. Severiz tabii be. Canımızı veririz şipşak. Düşün, Cemile ile abilerinin tabancaları olduğunu bile bile canlarını verirler be. Aslan. Ederiz tabii be. Ne tabancaları mı var? Tabanca mı? Lan Selim, tabancalardan hiç bahsetmedin bize. Unutmuşum vallahi, çok pardon. Ne oldu lan? Çok affedersin be Yunus. Ben Ferhat'ı korurdum ama birden çok önemli bir işim olduğunu hatırladım da. Aa, benim de işim vardı. Ben de sen de gelecektim lan Selim, bekle. Allah'ın korkakları. Duyduğunuz silah lafını hemen tüyersiniz be. Yürü Ferhat, bunlardan bize hayır gelmez. Biz kendi başımızın çaresine bakalım. Bu kadar mı seviyorsunuz beni be? Puh, Allah'ın tırsakları. Ben sana güvenmiştim be Ferhat. Sevmiştim. Başımın tacı yapmıştım. Beni nasıl aldatırsın? Kızım, ne kesirsin sen orada? Kız kağıt mı kesirsin? Yok bir şey ana. Kız, yoksa sen... Fotoğraflardan bu kara çocuk olan Ferhat'ı mı çıkarırsın? Kız vallahi çok sevindim ha. Aferin kız sana. Ya ana. Pardon canım. Sevindin mi dedim. Aslında üzüldüm diyecektim ama... ağzımdan öyle çıktı. Çok üzüldüm. Acımız çok büyüktür. Ver şu makası bakayım bana. Acıcık da bir kesip şu oğlan. Ver canım. Ver kızım. Kız vallahi. Üf, ne desin bilmem ki. Kız vallahi çok üzgünüm ha. Hani üzgünüm. Sokak temiz, gel. Allah Allah ya. Baba bu ne ya? Niye böyle korkak tavuklar gibi yürüyoruz? Her şeye itiraz etme. Bunların silahları var oğlum. Ayrıyeten gözleri dönmüş. Korkunun necele faydası yok. Deli deli konuşma. Delikanlık bu değil. Bak ben de çok delikanlı bir adamım. Tabancadan asla korkmam. Ama gene de tedbiri elden bırak. Tabancadan korkmazsın ama balondan korkarsın değil mi? Kız Ayşe, ödümü kapardım. Allah seni ne yapmasın değil mi? Ne habersiz balon patlatırsın? Neyse baba ya, ben bir sultanla konuşayım. O da her şeyi yanlış anladı şimdi. Ayşe, koş ablanı çağır buraya gelsin, hadi. Peki. Patlatma bir daha balon. Ben burada ineyim. İn artık. Ne var? Niye çağırdınız beni Yunus baba? Ne ister bu benden? Bir saniye, ben bunu karşı tarafa bir ileteyim. Ne istediğini sonra ne diyeyim? Ya bir saniye baba ya. Sultan, şahanem. Ne olur. Bak yemin ederim o kızın yanlışı var ya. Ya ben öyle bir şey yapmadım. Kızı tanımıyorum bile ya. Yunus baba, şu tecavüzcü Coşkun Kılıklı'ya söyle. Demek artık tanımadığı kızları bile koynuna al. Sana tecavüzcü Coşkun dedi. Demek artıkın tanımadığı kızları bile koynuna alır der. O der. Ben bir şey demem. Ya baba, kurban olayım bir sus ya. Ya eğlenme bizimle ya. Sultan, yemin ederim o kızla münasebetim olmadı ya. Sus be, münasebetsiz. Heh,
Ben de onu derim Şahanem. Münasebetsizim. Yani bu kızla hiçbir münasebetim olmadı Şahanem. Ne olur kız? Aha, dişi terminatör de geldi. Ekip tamam. Ne istiyor bunlar? Sultan, bak vallahi ortada bir yanlış anlama var ya. Doğru. Bir yanlış anlama var. Kabul. Yanlış anlama mı var? Kız sen ne dersin? Bak, gördün mü baba? Sultan da kabul eden yanlış anlama olduğunu. Canım benim. Mesele bu kadar basit işte. Ortada bir yanlış anlama vardır ama ben seni yanlış anlamışım Ferhat. Allah Allah. Ne dersin kız? Ben de onu derim işte Şahanem. Sen beni yanlış anladın ya. Yanlış anladım. Ben seni dürüst, namuslu, mert, delikanlı, aram uçkur çözmez bilir olarak da anlamıştım ama bilsem yanlış da anlamışım seni. Sen başka bir şey değilmişsin. Oh! Ya Sultan! Neden işi küfür eder ya? Ucu bana dokandı küfürün. Çek git şuradan ayyaş be! Sen de bırak kızımı peşini. Haydi, ver. Ya bu Sultan da her şeye inanıyor be kardeşim be. Üzülme be oğlum, üzülme. Her şey yoluna girecek elbette. Cesur ol, korkma. Babam gibi korkusuz ol. Bum! Yapma şunu ya! Geç o, geç o. Ne oldu? Yedi solacağını fıramadınız mı? Fıramadım. Elimizden kaçtı. Bayın da. Ama hiç merak etmeyesin. Doğru etmeyesin. Yarın sabahçı dörük, İdris'i azıcık kurşun dökerik. Değil mi uşaklar? Hey ya. Ya dökerim. Tabi böyle abile çökerim. Rıza, baksana sen bilirsin. Bu korumalar günlük ne kadar para alırlar? Bir araştırsana, bir koruma tutsak ne kadar sipali lazım? Hadi ara beni sonra. Ya aman be baba. Ya vazgeç bu koruma sevdasından Allah aşkına ya. Yok. Ben bu bünyenin evladını sahipsiz bırakmam. Ne yapıp edip sana bir koruma tutacağım? Ya baba ben kendimi korurum. Ne gerek var ya? Sus konuşma. Tutacağım dedim. Ferhat bırak tutsun be. İşi sağlama almak lazımdır. Lan abi sorma sahip. Hangi parayla tutacaksın sen bu korumayı? Bu parayla. Nereye soktum ben bu parayı ya? Ne oraya bakıyorsun? Bak işte, paran da yok be baba. Yani ayranımız yok içmeye, tatravelle gideriz şey yapmaya yani. Gel vazgeç şu sevdadan ya. Aman be evladım. Bir koruma tutmak kaç paradır ki? Telefona bak ulan. Baba sıkılık. Telefona bak deyince böyle bakılmaz. Al getir. Ha. Ha. Şimdi anladım. Ha. Alo. Rıza, ha ne kadarmış? Ne? 2 milyar mı? Oo. Peki sağ ol. Ha. Hmm. Gördün mü? Nereden bulacaksın 2 milyarı? Klarnetimi satacağım. Ah. Baba ya diğeri klarnetimi satacağım be. Olmaz be oğlum. Delirdin mi sen abi? Yapma baba. O klarnet senin için çok değerli biliyorum. Doğru çok değerlidir ama evladım kadar değerli değildir. Satacağım. Hayır, hayatta izin vermem baba. Sabah sabah nereye gitti Allah aşkına? Vallahi görmedim ki. Uyandım gitmişti. Ben de görmedim. Muharrem'in çıktığını gördüm ama Yunus'u görmedim. Hmm. Herkese günaydın. Oo. Kısmet Hanım iyi sabahlar dilerim. Neredesin baba ya? Gelsene şu kahvaltıya. Geleceğim ama önce size bir sürprizim var. Sürpriz. Sürpriz olabilir mi? Ha ondan. Allah Allah. Ne olur be? Ya ne oluyor be? Anlamadım hiçbir şey ya. Sürpriz. Gel. Aa, kim bu ya? Üzerinizdeki madeni şeyleri çıkarıp sonra tekrar geçin lütfen. Baş üstüne. Nasıl koruma? Aa, koruma tutmuş be. Bak böyle bir şeymiş koruma. Ha. Baba, gittin sattın klarneti değil mi? Sattım. Zaten eskiydi. Sesimiz size çıkmıyordu. Bir alta yaramıyordu.
Yeme bizi be. Hadi hadi. Koruma tuttuk oğlum. Çıkıp mahalleye hava atalım. Yürü. Aman be baba. Security. Yürü evladım. Bağ üstüne. Yürü. Ne olur lan? Allah'ın şu parları. Bu ne haldir? Protokol insan olduk ben de. Artık öyle her elini kolunu sallayan bizimle gözüküyor mu? Ayıptır söylemesi. Artık korumamız var Pembe abla. Ne? Hakikati koruma mı tuttunuz? Çekil haydi. Hop hop. Yaklaşma fazla. Koruma arasana üstün içinde evladım. Ne yaparsın? Dur. Dur ne yaparsın? Bırak beni kesin be. Kesin bize ait ve menfur bir saldırıda bulunacak. Ara evladım. Ara ara. Ara ara. Ara. Dur, bırak bırak ara, beni. Ara. Dedi, vay bırak. Nasıl korumamız? Artıkın bize fikse bile vuramayacak pembe bacısı. Fiske baba fiske. İkisinden de vuramaz be evladım. Biz de bu koruma olduktan sonra yürü kahveye gidelim. Hadi security hadi. Oğlum selam. Siz boşuna Alex'e o kadar para verdiniz be. Koy sen de kafanı o kadar. Oo Rüstem gelmiş. Dün geceden suya yatırmıştık ya bunu Muharrem abi. Yumuşayıp kıvama gelmiştir şimdi ha. Kıvama geldiyse dövelim o zaman. Muharrem abi çok ayıp ediyorsun ama. İyi. Haberin olsun kırıyorsun kardeşin kalbini inceden. Ya koruma tutmuş. Tekini çevir abi. Onları bırak. Bir ara bak. Şunu. Üzerinde kesici, biçici, delici bir ayağı. Alet var mı? Ne oluyor? Öttü. Öttü. Demek ki üzerinde bıçak var. At o bıçağı. Ya bırakın beni. Ne de bir şey yok. Yok üstünde bir şey. Sen ne duruyorsun burada? Hadi yürü. Ben niye gidiyorum abi ya? Yürü. Ben niye gidiyorum ya? Baba. Çortpuş gibi oldum vallahi be. Yani silah saklıyor olabilir diye herkese saldırırsın ha. Doğru dedin be Ferhat. Yanlışım varsa düzeltin ama Yunus baba paranoyak oldu resmen. Gülmeyin. Security. Security buyurun. Evladım. Bu üstüne ara. Baş bunlar üstüne ara. Ya, kalkın bakayım ayağa. Kalksın be Yunus. Kalk ayağa. Yunus baba ayıp ediyorsun şimşek ama. Tutun sıraya geçin. Saldırı tetiğinin altındayız. Her bir taraftan saldırı gelebilir. Olmuyor mu böyle? Şaka ulan şaka. Allah'ın kuralları. Oturun. Şakırmış. Baba ben bir çıkıp hava alacağım ya. Tabii çık evladım. Hadi görüşürüz. Hadi. Security. Buyurun efendim. Koş evladım. Ferhat abinin peşinde ol. Vaysun, herhangi bir tehlike gelebilir. Anlaşıldı. Ulan çabuk olun ulan. Yakalayalım şu ırz düşmanını. Ula İdris. Ula gökte ararken yerde bulduk seni. Hala İdris diyorsun ya. Bu sefer elimizden kaçamayacağız. Security. Hadi iş başlayalım. Koruma tuttum kendimi. Artıkın hiçbir şey yapamayacaksınız bana. Ne yapayım şimdi? Konuşmayın. Ötüyor bu. Metal mi var üstünde? Metal vardı. Aha bu tabanca ötüyor. Tabanca mı? Aha, tutmayın. Tutmayın beni. Nereye kaçıyorsun lan? Korusana beni. Security gelsene buraya. Kaldık baş başa. Yürü bakayım şimdi İdris efendi. Benimle evlenip namusumu temizleyeceksin. Yakala abini. Ya bıraksana. Bırak. Ya bırakın resmini seni ben ya. Ya bırakın beni ya. Ferhat nerede? Gelmedi mi eve? Yoo. Seninle beraber değil miydi? Yoo. Kahvede ayrıldık biz. Yoksa başına bir şey mi geldi Ferhat'ın? Yoksa vurdular mı Ferhat'ımı? Deli deli konuşma be. Koruma tuttum ben oğlum. Akılına bile dokunamazlar. Neyse. Hadi hazırlanın çalmaya gideceğiz. Abi. Çalmaya gideceğiz de senin klarnetin yoktur. Götürdü sattı klarnetini. Ne çalacağız sorması ayıp. Aman be kızım. Benim gibi büyük bir müzisyene alet mi lazım? Hiçbir şey bulamazsam bongo çalarım. Nasıl güzel ses çıkardı? Ha? Aman be abi. Gel hatırlattın ha. Deli bu oğlan deli. Ayılana gazoz, bayılana limon. Ayılana gazoz, bayılana limon. Bana gazoz. Buyurun, buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne oldu? Karadeniz'de gemileri mi battı? Yunus baba,
Nasıl söylesem şey... Demek ki şey, enteresan. Şeyden bir şey anladınız mı? Ben hiçbir şey anlamadım. Ben söyleyemeyeceğim. Sen söyle. Beyefendi, başınız sağ olsun. Ne oldu? İsmet Baba sizleri ölür. Ne? İsmet Baba öldü mü? Maalesef kaybettik İsmet Baba'yı. Ah İsmet Baba, bizi bırakıp nereye gittin? Yunus, evladım. İsmet Baba öpeyim. İsmet Babam. Ulan beni kadın. Gel lan hayırsız. Canım kardeşim, bak klarnetini getirdin. 15 yılda anca tamir edebildin ha. 15 yılda. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Çok büyük sanatkardı, çok. Ay ben dayanamayacağım, ağlayacağım lan. Hani bir laf vardır ya, er ölüm erken bir ölümdür diye. Çok doğru bir laf. Hele İsmet Baba için daha bir doğru. Onun daha klarnetin üflemesi, dünyanın kulağının pasını silmesi lazımdı. İsmet Baba ölmeden önce vasiyet etmiş. Ben ölürsem klarnetimi götürüp Yunus'a verin diye. Klarneti o devralsın. Hiç susmasın bu klarnet demiş. Söz veriyorum sana İsmet Usta. Bu klarnet hiç susmayacak. Roman sözü. Ya yapma ya. Cemile kardeş, kurbanlı olayım yapma ya. Ne insanç evleneceği kadına kardeşim deme. Hapsi kafalı. Hata yapıyorsunuz ya. Bak vallahi hata yapıyorsunuz ya. Ve hatanın kralını sen yaptın. Benim namusumu çırlatıp kaçtın. Şimdi benimle ya paşa paşa evlenir namusumu temizlersin... ...ya da alnının ortasına kurşunu yersin. Anladın mı la İdris? Heh, hatayı da tam burada yaparsınız işte. Ben İdris değilim, Ferhat'ım ben. Tabii tabii. Hiç İdris olur musun? İdris değilsin tabii, İdris. Allah ya. Ay İdris, bu gece dışarı çıkıp biraz eğlenelim mi kız? Dışarı çıkmak da nedir lan? Nereye çıkacağız? Kahveye mi? Ay Allah seni ne yapmasın değil mi İdris? Ne kahvesi kız? Şöyle bir bara, bir meyhaneye gidelim. Pelekten bir gece çalalım. Anladım. Sen eğlenmek istiyorsun. Ay evet kız. İstediğin eğleniz olsun kız. Sabaha kadar eğlenirsiniz. Hadi hazırlan çıkalım. Yaşa be İdris. Ferhat nerede? Gelecek patron. Eli kulağında şıpşak. Birazdan damlar. Önemli bir işi çıkmasa olmasa aksatmaz biliyorsunuz. Olmuyor mu böyle? Bir hayli ortalıkta yok mu Ferhat? Ben de kıllanmaya başladım değil mi? Aman üzülme be. Koruma korur onu. Gelir şimdi. Gelsin gelsin. Gelsin de şuraya tüküreyim onun. Yapma be Sultan. Ferhat aldatır mı hiç seni? Akıllı ol bile. Sen bakma bunlara. Tükür kız. Hatta ben de sana yardım ederim. Hep beraber tükürürüz Ferhat'ın suratına. Ulan pembe. Dua et klarnet İsmet Usta'nın hatırası. Yoksa kafanda kırardım vallahi. Buyurun. Aa! Ferhat neredesin abiciğim ya? Aa! Bunda ne oldu senin ya? Ulan Hüsam ne diyorsun sen daha? Ne Ferhat'ı? Şşt Sultan. Tükrüğünü ağzında iyice tutla. Çünkü Ferhat geldi. Bize servis açma kanka. Oh. Al sana servis. Bu karaki. Kaç karayla birden aldatırsın beni. Ya ne oluyor daha ne oluyor? Aa karı deli galiba deli, deli. Kız. Ferhat oğlum neredeydin? Aa. Koruma tutalım. Burnu kalkmış Ferhat'ın baksanıza. La uşaklar. Sus la siz ne diyorsunuz da? Bu Ferhat değil be. Buruna bak. Hı? Bu kadar. Hı?
Hasun'u bileydiniz da. Doğru değil. Ay ne kadar benzer be. Yok değil değil. Alo Ferhat sen misin oğlum? Baba benim. Beni dinle şimdi. Ben Eyüp'teki büyü salonundayım baba. Ne işin var orada oğlum? Ya kaçırdılar beni baba. Seni koruman da tüydü hemen. Zorla evlendiriyorlar beni ya. Ya ne kadar dil döktüysem de İdris olmadığımı anlatamadım ya. Baba kurtarın ben ne olur. Hadi baba. Ferhat'ı kaçırmışlar. Aa! Zorla evlendiriyorlarmış. Ne? Hala İdris derlermiş çocuğa. Aa! Evlendirirler miymiş? Uh evlensin de kurtulalım şu namussuzdan. Allah ya. Allah be. Ya bu İdris kim ya? İdris benim ben. Merhaba. Ha? İdris mi? Cemile diye birini tanır mısın? Tanımaz olur muyum Musa ağam? Yaylada asfindük kırmadık Cemile ile. Seni bize Allah gönderdi. Aa desene karı bununla Ferhat'ı birbirine karıştırdı. Aa ne diyorsunuz be? Allah Ferhat'ı suçsuzmuş, günahsızmış. Bunu götürüp kurtaralım Ferhat'ı şipşak. Nereye? Nereye? Hadi. Sen bize lazımsın. Hatta her gece gel. Hesap benden, yürü. Karıyı da alsaydık. Hadi koş, koş, koş. Gel, gel. Ben geldim. Yok. Gel hadi. Durun. Belki de girmiştir karının koynuna Ferhat be. Bırakın rahat rahat girsin be. Nikahta keramet vardır kızım be. Kızım, görmek bizim esas kabahatliğe kılırlar. Koş. Mustafa kızı Cemile. Sen İsmailoğlu İdris'i kocalığa kabul eder misin? Ederim. İsmailoğlu İdris, sen Mustafa kızı Cemile'yi karılığa kabul eder misin? Ne hapsi kafalı, evet desene. İdris cevabını bekliyoruz oğlum. Ferhat! Açıl, açıl, açıl. Ya Ceren! Ceren! Söyle. Ediyorum evet. Ne oluyor Uşal? Canım abicim, biz sizi işinizden alıkoymayalım. Siz devam edin işinize. Lütfen. Peki, tamam. Hadi devam edin, devam. Bir daha bağırlar, sana duymadılar. Evet, ediyorum. Aa, herife bak, taklidimi yapmışlar. Ha bu kim daha? Ulan İdris. Ya sen İdris'sin, bu kimdir ya? Ya 40 kere söyledim ben Ferhat'ım, Ferhat. Allah Allah. Şimdi anlaşıldı mesele. Ne oluyor arkadaşlar? Otur. Yok bir şey. Sadece oyuncu değişikliği yapıyor. Bir numaralı Ferhat oyundan çıkar, yerine İdris girer. Küfür yap. Sen git bakayım buradan. Gidiyorum canım, seve seve. Hadi bay. Sultan. Ferhat. Sultan. Sultan. Ulan canım fırsat bitti be. Yürü. Yürü. Bırakın lan, bırakın. Babam. Biliyordum geleceğini. Sağ ol. Oturmuyorum daha. Abi. Son anda damat değişikliğini de ilk defa görüyorum. Ula gerçek İdris budur da. Evet dediğine göre imzaları atalım isterseniz. Peki. Ula çalsın kemençeler. Horon tepeceğiz şimdi abur yapo ile. Oh be, hadi. Kartu kalama, maçtik biri var. Usta biri var, maçtik dolama. O kartu kalama.